Fitne aynı zamanda kelime manası da o manaya geliyor. Madeni cürufundan ayırmak için onu koyduğu kap, onun konduğu o kap ateşte kızdırılır. O kaba aynı zamanda fitne denir. Fitne insanı temizler. Yani altını cürufundan ayırır. Bunun için mutlaka musibet gerekir, bela gerekir, seni çeken, cezbeden şeyler gerekir. Sen de tercihini Allah'ın rızasına yapıyorsun, kazanıyorsun. Yani o zaman saf, mücevher oluyor, altın oluyorsun. Eğer ötekine kapılırsan cüruf oluyorsun. Eğer cüruf tarafın o maden tarafından, altın tarafından daha ağır gelirse cehenneme gidiyorsun. Tartın hafif gelmiş. Ama mücevher tarafı ağır gelirse imtihan esnasında bu durumda senin sevabın, tartın ağır gelmiş. Sen ağır gelmişsin yani. Bu sefer cennete gidiyorsun. O zaman bizi cennete ya da cehenneme gönderen şey nedir? İmtihan karşısındaki tavrımızdır. Halimiz, hareketimizdir. O imtihanı kazanıp veya kaybetmemizdir. Ve hayat her anda bir imtihandır. Bir fitneyle karşı karşıyayız. Bir imtihan karşısında biri feryat ediyorsa bilelim ki cüruf tarafına geçti. Eğer malı, evladı onun için ahiretten, ebedi hayattan, Allah katındakinden daha değerliyse cüruf tarafına ayrıldı. Fettekullâhe mes tete'atum. Allah'a karşı takva sahibi olun. Gücünüzün yettiği kadarıyla dedi Allah. Gücünüzün yettiği kadarıyla. Bu Allah'ın rahmetidir işte. Kesin takva sahibi olacaksın demedi. Gücünün yettiği kadarıyla takva sahibi olun. Takva ne demek? Takva Allah'tan sakınmak demek. Allah'ın azabından, gazabından sakınmak demek. İmtihanı kazanmak için çabasını, gayretini sarf etmek demek. Gücünün yettiği kadarıyla. Gücünün yettiği kadarıyla Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek demek. Allah ondan ne istiyorsa, nasıl olmasını istiyorsa öyle olmaya, öyle yapmaya çalışmak demek. Evet, gücünüzün yettiği kadarıyla Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Vesme'u, dinleyin dedi Allah. Neyi dinleyin? Allah'ın kelamını dinleyin. Allah'ı dinleyin. Vesme'u ve eti'u ve itaat edin. Dinlediğinizi hayata geçirin. Allah'ın emrettiğine itaat edin. Ve enfiku hayren li enfusikum. Nefsinizin hayrına olmak üzere infak edin. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Her kim ki nefsinin hırsından korunursa, nefsini cimrilikten korursa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Evet. Allah bize tavsiyede bulundu. Gücünüzün yettiği kadarıyla takva sahibi olun, Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ve beni dinleyin dedi Allah. Dinleyin ve itaat edin. Benim size ne söylediğimi anlayın ve söylediklerime itaat edin. Ne kadar? Gücünüzün yettiği kadarıyla dedi. Biliyorum ki bütünüyle onu yapamazsınız ama bunun için çaba gayret sarf edin dedi. Bir de nefsinizin hayrına olmak üzere infak edin dedi. Kim nefsini cimrilikten korursa neyle koruyacak? İnfak etmekle koruyacak. İşte
Onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir dedi Allah. İn tukridullâhe kerden hasenen. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, yudâifhu lekum. Allah onu sizin için katlar ve yaghfir lekum ve sizi mağfiret eder, günahlarınızı siler, olmamış gibi muamele eder. Vallahu şekurun halim. Allah şekur ve halimdir. Kim Allah'a güzel bir borç verirse dedi. Allah'ın borca ihtiyacı mı var? Haşa. Allah onu sizin için katlar dedi. Bunu yaptığınız için Allah günahlarınızı mağfiret eder dedi. Allah şekur ve halimdir dedi. Allah size teşekkür eder. Güzel yaptın kulum deyip size teşekkür eder. Allah halim olarak hilmiyle size muamele eder. Alimul gaybi ve şehade. Allah gizliyi de açığı da bilendir.